Enteresan olan şu, Avrupa'da veya Almanya'da yaşayan insanların genellikle kişisel gelişimde düştüğü tuzaklar nelerdir? Belki komik olabilir ama bu gerçek değerli arkadaşlar. Şimdi Almanya'da yaşayan bir insan, örneğin çoğu karşılaştığım insanlar hep onu söylediler bana, deneyimlerini anlattılar. Hocam biz şöyle bir kişisel gelişim yaptık diyorlar ama bize hiç uymadı. Ne yaptınız? Bir anlat diyorum. Hep beraber bir grup yaptık, halka yaptık. Sonra birisi ayağa kalktı, dans etmeye başladı. Biz de seyretmeye başladık. Herhalde dedik ilk defa böyle bir tecrübemiz olmadığı için kişisel gelişimle alakalı. Bu normal dedik. Ondan sonra o oynamaya başladı, dans etmeye başladı. Sonra diğerleri de yaklaştı. Onlar da oynamaya başladı, dans etmeye başladı. Sonra dans etmek zorunda olduğumuzu anladık ve dans etmeye başladık. İşte bu teknik filanca konuda bize yardımcı olacakmış. Bunu ben kişisel gelişim bu mudur acaba dedim. Bana hiç uymadı hocam, ben hiç anlamadım. Bende bir faydası olmadı diyor kişi. Hatta benim inançlarıma ve düşüncelerime, kültürüme hiç uymuyor. Ama onlar da fayda etti. Evet. Onlar da fayda edebilir, Almanlar da. Çünkü onların kültürüne göre çok doğal onların yaptıkları. Ama senin kültürüne göre veya senin düşünce yapına göre veya sen Anadolu'dan geldin, öyle düşün. Sana uymuyor. Dolayısıyla oradaki kişisel gelişimle Almanların veya Avrupa'daki yerlilerin kişisel gelişimi buna benzer olduğu için, işte evrenden güç aldığı için Budizm'le örneğin dolu veya Konfüçyüs, Hindistan'dan gelen Hinduların dinlerinden geldiği için kaynaklar genellikle sana saçma sapan gelebilir. Ve bu da çok doğaldır ve sana da faydası kesinlikle olmaz. Olmayacaktır da zaten. Yani onların kişisel gelişimi böyle o anlık motivasyon, o anlık çaka çaka, o anlık seni heyecanlandırıyor. O anlık ama seni ileri götürmüyor. Götürmeyecektir de. Bu gerçek, bu tuzak, tamam mı? Bir kere bunu kenara alalım. Diğer tuzak da şu değerli arkadaşlar. Avrupa'da yaşayan veya Almanya'da yaşayan birisi olarak örneğin Türkiye'den kişisel gelişimciler getiriyorlar. Kulak dolgunluğuyla gelmiş. Seninle alakalı fazla bilgi sahibi değil. Sadece uçakta ona söylenenler veya uçmadan önce telefonla ona söylenenler, seni tanıtmaya çalıştılar onlar. Dediler ki işte Almanya'dakiler şöyle şöyle, en büyük problemleri bunlar. O da o anda uçakta veya bir haftalık bir çalışmayla kendini hazırladı, kişisel gelişimci. Geldi burada, sana bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bir türlü uyum kuramıyorsun. Niye? Çünkü senin problemlerin şunlar, o başka bir problemlerden bahsediyor veya çözüm yolları gösteriyor sana. Sen uyum kuramadın bir türlü. O sonradan hazırladığı için kendini son anda, seni tanımadığı için, uyuşmadığından dolayı onun anlattıkları sana samimi gelmiyor, doğal gelmiyor. Çünkü o insan, o kişisel gelişimci senin yaşadığın problemleriyle hiç karşılaşmadı veya karşılaşmayacak. Çünkü o Türkiye'de yaşıyor. Senin durumun tamamen farklı. Dolayısıyla onun sana faydası olmadı, olmayacak. Bir iki gün duygular yaşadın, güzel duygular yaşadın ama sana gerçek manada bir faydası olmuyor, olmayacak. Yani kalıcı değişiklik olmayacak senden. Ondan öğrendiğin tekniklerle veya aldığın kişisel gelişimle sana bir faydası olmayacak. Bununla beraber kişisel gelişim için insanlar, o zaman hocam ben dışarıdan üniversite okuyayım veya filanca eğitimi alayım, filanca pedagoji eğitimi alayım, sosyoloji alayım diyerek kendini geliştirmeye çalışıyor. Onunla da bir yere varamıyor. Niye? Çünkü bir kere ben birçok kişi biliyorum, ehliyeti var ama araba süremiyor. Araba sürmeyi bilmiyor, ehliyeti var. Sen diploma alıp başarabileceğini mi zannediyorsun? Yani diploma alarak, üniversite bitirerek kişisel gelişim yaptığını mı düşünüyorsun? Bu da yanlış bir düşünce. Bunu da kenara al. Yani bu da bir tuzak. Bununla beraber üniversitede öğrendiğin teknikler teoride kalıyor sadece. Pratikte uygulanır teknikler değil. Hayata yansıtamıyorsun ondan dolayı. Yani teori uzmanı oluyorsun. İsterseniz gelin burada ben size A'dan Z'ye kadar psikolojiyi anlatayım. Freud'dan anlatayım, Wundt'tan anlatayım.
teoriyle bir yere varılmıyor. Hayata yansıtamıyorsun, hayatta kullanamıyorsun teoriyi. O 100 sene önce keşfedilen o teknik 100 sene önceydi. Gündemde kullanabileceğin ne var sana göre? Senin kafana uyan. Önemli olan o. Değerli arkadaşlar, 2000 yılından itibaren 3 senede bir bilim kendini ikiye katlıyor. Yani 2000 yılından 2003 yılına kadar bilim kendini ikiye katladı. 2003'ten 2006'ya kadar yine bilim kendini ikiye katladı. Çok hızlı bir şekilde bilim kendini ikiye katlıyor. Şimdi 2 senede bir bilim kendini ikiye katlıyor değerli arkadaşlar. Dolayısıyla şu anda o anlatılanlarla, teori bilgilerle hedefine varamıyorsun. Varamayacaksın, kullanamayacaksın. Veya şu anda okuduğun üniversite ne okuyorsan 10 sene sonra o mesleği yapamayacaksın. Çünkü bilim kendini katlıyor devamlı. Hayat 3 ay önce farklıydı biliyorsunuz. Şu anda yaşadığımız krizden dolayı. Şu anda farklı. 3 ay sonra farklı. 3 ay sonra yine farklı olacak. Dolayısıyla şu anda seni hedefine götüren şey nedir? Önemli olan bu. Sen nasıl hedefine varacaksın kalıcı olarak? Şimdi çözümü söyleyeyim sana. Çözüm şu anda seni hedefe götüren sana uygun özel tekniklerle sen hedefine varabilirsin. Yani şu anda uyguladığın teknik senin durumuna özel olması gerekiyor. Gerçek değişim sağlayabilmesi gerekiyor. Sadece teori değil, pratik olması gerekiyor. Kanıtlanmış ve binlerce kişi tarafından onaylanmış olması gerekiyor. Ve senin kan grubuna uyması gerekiyor. Yani sen Müslüman bir insansan, o zaman seni hedefine götürecek kişi Müslüman olması gerekiyor. Peki bizim farkımız ne? Biz nasıl yardımcı oluyoruz? Biz yıllardan beri Almanya'dan tüm Avrupa'daki gurbetçilere hizmet vermekteyiz. Bizim farkımız şu. Batı'dan alınan bilimi biz Müslüman Türk gurbetçilere onların anlayacağı şekilde inançlarımızla, değerlerimizle harmanlayarak ne yapıyoruz? O şekilde sunuyoruz. Pratik ve gerçekten işe yarayan çözümlerle onlara yardımcı oluyoruz, hizmet vermekteyiz. 7500 tane kanıtlanmış vakalarımız ile, yani oradan kazandığımız deneyimleri, yöntemleri, tecrübeleri, bilgileri kişilere yansıtıyoruz. Yani o şekilde yardımcı olabiliyoruz. Özel olarak insanlara bu şekilde çözümler sunuyoruz. Sen de Avrupa'da yaşıyorsan, hayat kaliteni arttırmak istiyorsan, hedeflerine ulaşmak istiyorsan, seni tutan ayak bağlarından kurtulmak istiyorsan, bunu da ömrünü tüketmeden, ömrünü zayi etmeden, acı kayıplar yaşamadan yapmak istiyorsan, o zaman bizimle iletişime geç. Biz bu alanda binlerce kişiye yardımcı olduk. Normal bir psikolog, psikiyatrist, bir doktor gibi sadece bilince hitap etmediğimizden dolayı başarı oranımız ortalamanın çok üzerinde. Sana da yardımcı olmamızı istiyorsan, o zaman bizimle online ön görüşme yapmak için aşağıdaki linke tıkla. Başvuru formunu doldur ve gönder. Bu ücretsiz ön görüşme online olarak gerçekleşiyor. Bu ön görüşmede senin durumunu inceliyoruz ve hedeflediğin duruma ulaşmak için sana bir plan hazırlıyoruz. Bu da özel. Bu plan ile sen de hedefine ulaşmak için adım adım ne yapacağını çok iyi bileceksin. Eğer seninle iyi anlaşırsak ve profilin bize uyarsa seni de o zaman özel ücretli programlarımıza alırız. Özel programlarımızla sen de binlerce insan gibi hedeflediğin duruma emin adımlarla kalıcı olarak ulaşabilirsin. Şimdi aşağıdaki linke tıkla ve başvuru formunu gönder. Görüşmek dileğiyle, hoşça kal. Bu videoyu beğendiysen beğene tıkla ve henüz değilsen bizim YouTube kanalımıza abone olarak bildirimleri açmanı tavsiye ediyorum. Hoşça kal.